1600, 1800, 2000. Al. Ne? Haftalığın 2000 işte. Ya abi bu hiçbir şeye yetmiyor. Biraz zam yapsa. Kızım emekli aylığı kadar para veriyorum sana herhalde. Millet bu parayla 3-5 kişi geçiniyor. Abi bizim okulun kantinindeki fiyatlardan haberin yok herhalde senin. Ya bir tane danıtla yulaf sütlü sugar tea ne kadar tutuyor, senin haberin var mı? Anne kız, simit ayran yeni yetmiyor. Ya özel okulda burslu okuyorum, gidip ezik gibi ayran mı içeyim? Sus sus, sanki zeka küpü. Aldığı burs da %25. Ha bir de o zengin züppesi arkadaşlarınla abuk sabuk mekanlara takılırsan o para yetmez tabii. Arkadaşlarım onlar benim, ayrıca hepsi de okuldan. Çağlı arkadaşım mı? Evet. Çok yakın arkadaşım hatta. Ha. Kızım madem böyle gezip tozasınız var, ben gezeyim senin arkadaşlarınla. Etraf kopuk dolu ya valla. Ha anladım. Bakarız. O zaman bu harçlığıma zam yapacaksın anlamına mı geliyor? Al. Gel. Oh. Ya prenses, bu çay bahçesi muhabbetinde ben sana daha yeni söylemedim mi bu herif benim arkadaşım değil diye? Sen niye bir daha gidip arabasına biniyorsun? Cesur, abartmasan mı? Herkes bize bakıyor. Kusura bakmayın. Ya da bakıyorsanız da bakın ya. Herkes de öğrensin bu herifin kim olduğunu. Bu herif var ya, denize düştüğünde sarıldığın yılandan daha yılan bir herif. Sokak serserisi bu ya. Sen nesin Cesur? Şimdi konuşturma beni. Ayıp ediyorsun ama prenses. Tamam ben de sokaktan geldim de geliştiriyoruz kendimizi yani. Kalbimi kırıyorsun. Ayıp ediyorum evet. Çünkü sen de benim kalbimi kırıyorsun. Ya çocuğum bana bir kötülüğü dokunmadı ki, zor durumda kaldım, yardım etti sadece. Sen de uyumasaydın da telefonunu açsaydın o zaman. Başkaları beni eve götürmek zorunda kalmazdı. Aşk olsun ama ya, sanki keyfimizden uyuduk. Ya patronluk zor iş, sen de biliyorsun, anam baban doktor, sabah akşam çalışıyoruz ya. Tamam sen burada patron takıl belki. Hayır tamam tamam. Tamam otur şöyle. Bir konuşuyoruz daha ya. Burak. Bize iki tane soğuk buzlu çay gönder. Hem kan şekerimiz otursun hem de soğuk soğuk iyi gelir, hararetimizi alır yani. İstemez. Sen zaten böyle yaptığında ben soğuyorum. Bu arada ben öyle hesap vermelere falan gelemem, ben haberin olsun. Allah Allah, sevgilinim ya ben senin kızım. Cesur, o zaman sevgilimmiş gibi davran, sahibim değil. İyi, peki tamam. Tamam. Kalk. Ne yapıyorsun? Tamam Cesur, ya, tamam, sevgilin ben... gibi davranıyorum ya, sevgilin gibi. Babama gideceğim demiyor musun? Ben götüreceğim, bırakacağım tamam, seni baba. Ya al çantanı da ben taşıyacağım. Buyurun prenses önden, buyurun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Gönlümü mü almaya çalışıyorsun? Daha onun için çok uğraşman lazım. Ulan prenses ya. Ulan prenses, yani inat edecek zamanı buldum gerçekten. Fiko, he? Neredesin sen? Tamam. Tamam, yakınmışsın bana. Ben gelip alıyorum seni, acil bir işimiz var şimdi. Tamam, bekle beni orada. Vallahi iyi olacak hastanın. Bak, doktor dermanını yetişirmiş. Çağla Hanım. Vallahi takside bekliyorsanız işiniz zor. Bu saatler değişim saatleri. İsterseniz şöyle yapalım, ben sizi gideceğiniz yere kadar bırakayım. Geçen de gördünüz. Adam yemiyoruz yani. Ha? Hadi sen zıpla bak, şurada otobüs durağı var. Hadi. İyi tamam hadi. Abi ya. Ne? Nasıl yani? Abi mi? Evet canım, tanıştırayım, abim olur kendisi. Neyse hadi bin sen. Yok ben kendim giderim, teşekkür ederim. Ya bir şey olmaz. Yabancı değil abim yani sonuçta. Hem indim o kadar. Hadi bin. Ha. Taksi. Neyse ya. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Bir dakika çağırıyorum, bir dakika. Bir saniye. Bekleyebilirim de istersen, işin uzun mu?
Gerçi sabaha kadar da bekleyebilirim yani bekledersen. Ne dersin, bekleyeyim mi? Yok, gerek yok, teşekkür ederim. Yani zaten bildiğim kadarıyla taksicilik de yapmıyorsun. O yüzden beni bırakma işini bir kenara mı bıraksak artık? Yani çok sağ ol tabii de. Ama gerek yok. Lan! Çağcan! Gel lan buraya! Yardım edin! Yardım edin! Allah kahretsin ya! Lan! Gel lan buraya Dursun! Beni patlatacaksın lan. Senin müttüğün koyun kadar benim çoban. Gel buraya. Bırak lan, bırak. Oğlum, kimden çaldığını dikkat edeceksin lan, neden? Yoksa böyle ezerler adamı. Bebesi. Alo. Abi alamadım. Yakup önümü kesti. Yakup mu? Ne alaka lan Yakup? Ne bileyim abi ben. Tamam. Allah belanı versin lan Yakup. Ulan ben senin en sonunda derini yüzeceğim olan o olacak. Senin ne işin var lan benim sevgilimin yanında? Arkadaşın arabasına iniyordum. Biri kaptı çantaya gitti ya. Tamam kızım. Tamam, sakin. Sana bir şey olmadı ya. Önemli olan bu. Allah kahretsin ya. Çok özür dilerim baba. Gerçekten özür dilerim. Çağla, tamam. Hürmetler beyefendi. Çantam. Ya inanamıyorum Yakup. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun bu arada. Duyduk, çok üzüldük. Derdi veren dermanını verir demişler. Geri dur geri. Enfeksiyonu açıklıyor. Operasyon geçirdim de. Operasyon dediniz de uygun görürseniz Çağla Hanım'ı emniyete götürüp gasp ile alakalı şikayette bulunabilirim yani. Baba arkadaş Yakup. Yakup babam Serhan. Evet. Neyse. Geçmiş olsun tekrar. İyi günler. Burada işte. Yalnız bu Yakup arkadaş nasıl arkadaş kızım? Cesur sana göre değil derken gittin daha beterini mi buldun? Yok baba, yok öyle değil. Yani tanıdık gibi. Taksi bulamayınca yardım etti sadece. Sen yine de dikkatli ol. Bu tip bırak senin arkadaşın olmayı, şoförün bile olamaz. Mektubu gerçekten verecek misin polise? Yani artık sende olduğuna göre Şebnem iftira atmaya devam edemez bence. Eder kızım, eder. Annenle beni ayırmak için her şeyi dener. O ne demek ya? Yıllardır benim peşimde. Taktı kadın kafayı bana. Annene ben belli ediyorum tabii yani. Yani işte insan böyle şeyleri kızıyla pek konuşmaz ya. Neyse işte öyle. Tamam baba tamam. Ben anladım zaten. Ver polise çeksin cezasını. Hayır yani bu kadın neresinden tutsak elimizde kalıyor ya. Aynen öyle kızım. Aynen öyle. Ben öyle kaçırmadı. Ablasıyla birlikte yaptılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.